Değerli konuklar, şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Şenel'i davet ediyorum. Sayın Şenel, buyurun efendim. Evet, sayın protokol, değerli konuklar, Denizli Sanayici İş İnsanları Derneği'nce düzenlenen Anadolu 500 yereldeki yüzümüz plaket etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Murat Bey çok kısaca bahsetti ama ben detayını biraz daha açarak devam edeyim. Anadolu 500 nedir? Ekonomist dergisi tarafından her yıl açıklanan İzmir, İstanbul, Ankara haricindeki kentlerde İlk 500 listesinde, ciro sıralaması olarak ilk 500 listesine giren firmaların olduğu bir listedir. Biz 8 yıldır bu listeye giren Denizlili firmaların onore edilmesi, kamuoyu tarafından bilinmesi, kamuoyunun onları tanıması açısından böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Buradaki temel motivasyonumuz açıkçası bu firmaların pek çoğunun aynı zamanda DESİAD üyesi olması. Bugün de plaket alacak 20 firmanın 14'ünün DESİAD üyesi olması bu tarz bir etkinlikteki temel motivasyonumuz. Zira bu firmalar Ekonomist Dergisi'nin bir haberinde yer alıyor. Ancak bu salonu dolduran sizler, yani ekonomi ve iş dünyası dışında burada ağırlıklı olarak Özgür Bey'i dinlemeye gelen kitleler belki bilmiyor. Yani Denizlili firmaların Türkiye'de nerede olduğu, iş gücü potansiyelini, istihdam kabiliyetlerini, ciro anlamında neler yapabildiğini bilmiyor. Biz bu tarz etkinlikler düzenleyerek belki bu firmaların kamuoyu tarafından bilinirliğinin artmasının Denizli'nin iş gücünün motivasyonu açısından da çok değerli olacağına inanıyoruz. O yüzden her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Ancak şunu belirtmekte yarar var. Mesela ilk 500'e 20 tane firma girdi başkanım. Aslında biz biliyoruz ki Denizli'nin potansiyeli 20 firmanın üzerinde. Peki neden 20 tane? Çünkü Ekonomist Dergisi, Selçuk Bey de aramızda, firmalara mail atıyor veya firmalar beyanda bulunuyor. Eğer firmalar kendilerine gelen maili cevaplamaz ise veya bu konuda bir beyanda bulunmaz ise bu listelerde yer alamıyor. Değil mi Selçuk Bey? Tanımlamamız doğru. O yüzden buradan bu çağrıyı da yapmış olayım. Eminim ki Denizli'den bu listeye girecek pek çok firmamız var. Ve önümüzdeki yıllarda biz bu sayının 20'ler, 40'lar, 60'lar olduğu etkinlikler düzenleyebiliriz. Aslında biz bu etkinliği sevgili dostlar depremin hemen olduğu haftada planlamıştık. Yani birkaç ay öncesinden planlamıştık. Sevgili Özgür Demirtaş hocamızla da buna göre programımızı yapmıştık. Ancak deprem felaketini yaşayınca Türkiye'de bu ve benzeri pek çok etkinliğin ertelendiği gibi biz de Anadolu 500 plaket törenimizi önce iptal ettik. Daha sonra belirsiz bir tarihe erteledik. Daha sonra da süreci takip ederek, gözlemleyerek, bizim normalleşme dediğimiz hikayede yerimizi almamız gerektiğini de düşünerek, normalleşmenin de rutinlerimizi korumak olduğunu bilerek bu etkinliği tekrar bu tarihte yapmaya karar verdik. Ancak bu bir kutlama, fakat bir eğlence değil. Biz bu töreni gerçekleştirirken depremde kaybettiğimiz canların önünde saygıyla eğiliyor, onları rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda hem geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde hem de 1,5 ay önce yaşadığımız deprem felaketinde kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diliyoruz. Ama asıl önemlisi depremden etkilenen vatandaşlarımızın bundan sonra kendilerine daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat kurabilmeleri için güç diliyoruz. Değerli dostlar, cemaati kalabalık bulan hoca duayı uzatırmış hesabı. Ben aynı şey yapmayacağım. Çok kısa bir DESİAD'ın sizlerin duyması ihtiyaç olduğunu düşündüğüm tanımını yapacağım. Murat Bey gerçi anlattı. DESİAD, Denizli'de sanayi ve iş dünyasını temsil etme iddiasıyla 2005 yılında kurulmuş. Bugün üye sayısı 250'ye ulaşan bir dernek. Ama sadece ve sadece iş ve ekonomi alanında faaliyet gösteren bir dernek değiliz. Geçtiğimiz yıllarda mesela Leodikya'yı merkezine alarak Leodikya'nın tanımı, tanınırlığı, bilinirliği, farkındalığı için çok önemli çalışmalarımız oldu. Denizli sanayisinin hikayeleştirildiği bir kitabın çıkarılmasında katkı verdik.
Her yıl GEKA ile yürüttüğümüz projelerimiz var. Her yıl bir proje yapıyoruz GEKA ile. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz meslek yüksekokulları ara eleman değil, aranan eleman mottosuyla hareket ettiğimiz bir projemiz var. Buradaki temel gayemiz de meslek yüksekokulları ile sanayi iş kollarının çakıştığı alanlarda bir istihdam köprüsü oluşturabilmek. Meslek yüksekokullarının müfredatından tutun da sanayi iş kollarındaki staj programlarının birbiriyle eşleşmesini sağlamak. Ayrıca yine Pamukkale Üniversitesi hocalarımızın desteği ile Denizli'nin bütün sektörlerini, ama mesela tekstil deyip geçmeden, tekstilin alt kılcal sektörlerine kadar giderek ihtiyaçları, zayıf yönleri, güçlü yönleri nedir, fırsatları nedir ortaya çıkaracağımız, Denizli'nin röntgeni değil, Denizli'nin MR'ını çekiyoruz dediğimiz bir çalışmamız söz konusu. Bu çalışmadan ne murad ediyoruz? Hemen önümüzde bir genel seçim var. Elbette ki siyasi aktörler Denizli için bir şeyler söyleyecekler. Denizli için söylenecek her sözün sağlam, teknik ve bilimsel bir altyapıya oturması gayesiyle de bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. DESİAD bu dönem sürdürülebilirlik kavramını da merkezine alan bir dernek. Geçtiğimiz yıl yine bu salonda çok keyifli ve önemli bir sürdürülebilirlik zirvesi gerçekleştirdik. Çok önemli çıktılar barındırdığını düşünüyoruz. Ve önümüzdeki güz aylarında sürdürülebilirlik zirvemizin ikincisini yapmayı planlıyoruz yine Kalder işbirliği ile. Çünkü sürdürülebilirlik dediğimizde çok geniş bir alan, 17 tane kavram söz konusu, 17 kavramın tamamını sahiplenmemiz söz konusu değil. Ama biz biliyoruz ki sürdürülebilirlik kalkınma amaçları modern toplumların ufkunu uzun noktada tutabilecek çok önemli bir argüman. Değerli dostlar, DESİAD bir sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşları modern toplumlarda modern demokrasilerin bir tanımı var. Yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı. Ama modern demokrasilerde, ileri demokrasilerde artık bu tanıma bağımsız basın ve STK'ları da eklemek söz konusu. Çünkü sivil toplum kuruluşları tamamen gönüllülük esasıyla hareket ederek herhangi bir bağlı, herhangi bir angajmana tabi olmadan, pozisyon alarak, inisiyatif kullanarak hareket edebilen kuruluşlar. Yaşadığımız deprem felaketi de aslında bize bunu gösterdi. Depremde sivil toplum inisiyatifleri çok hızlı reaksiyon vererek, gerek deprem bölgesinde, gerek kendi alanlarında bu facianın yaralarını sarmak için ne yapılabilire yönelik çok hızlı reaksiyon aldı. Şimdi sivil toplum kuruluşları açıkçası ne yapmalı, neden önemli? Küçük bir anımı anlatarak belki de derdimi anlatmak konusunda daha net şeyler ifade edebilirim. 12 yıl kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Mimarlar Odası Başkanlığım göreviyle Japonya'da Dünya Mimarlık Kongresi'ni takip etmek için Tokyo'da bulundum. Orada Tokyo'nun çok önemli mimarlık ofislerinden birisine bir ziyarette bulunduk. Ofisin yöneticisine şöyle bir soru sordum. Tabii o zaman Mimar Odası Başkanı görevim var. O meseleyi de oradan okuyabiliyorum. Dedim ki sizin Japonya'da meslek örgütünüz, yani mimarların meslek örgütü ne yapar? Bu soruyu önce garip karşıladı. Sonra şöyle bir cevap verdi. Mimarın topluma karşı sorumluluğunu hatırlatır. O günden bu yana sivil toplum dediğim şeyin aslında temelde oluşturması gereken bilincin, bireyin topluma karşı sorumluluğunu hatırlatmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz topluma karşı sorumluluğumuzu hatırlar isek, bu tarz felaketlerde, bu tarz facialarda reaksiyon alıp harekete geçebiliriz. Çünkü bizim artık bu coğrafyada yeni binalar inşa etmekten öte, yeni kentler inşa etmekten öte, yeni bir kültür inşasına ihtiyacımız var. Bu kültür inşası da zaten mesela sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri dedim. 11.'si yaşanabilir kentler üzerinde tartışmamızı tavsiye ediyor. Biz doğru dürüst bir kültür inşa etmeden betonlaşmanın şehvetine kapılıp ne kadar yeni binalar da yeni kentler de oluştursak kültürü doğru inşa edemediğimiz sürece her 30 yılda bir bu tartışmaları yaşarız. İşte sivil toplum kuruluşlarının bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu salonu dolduran sizlerin de belki bu vesileyle yalnızca birey olarak değil, bireyin topluma karşı sorumluluğu açısından bakarak bu konuların bu süreçlerin içerisinde yer almasının çok kıymetli olacağına inanıyorum. Ben
bu inancımı bu salonda bir fitil yakmak ve bundan sonraki süreçlerde de bir şeyin başlangıcı olması arzusuyla sözlerime son veriyorum. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, keyif verdiniz. Bir teşekkürü atlamadan geçmeyeyim. Malum bu organizasyonlarımız çok emek gerektiriyor. Öncelikle etkinlik komitesinde emek veren tüm arkadaşlarıma, sekreteryamıza, tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ana sponsorumuz, tek sponsorumuz Anademir'e de verdikleri sınırsız katkı için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ olun.